kendi imkanlarıyla uygulamaya koydukça rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları, hatta ufak çaplı da olsa politika değişikliği sinyalleri gelmeye başladı. Dikkat ederseniz Türkiye'nin Afrin operasyonundan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Mesela Doğu Guta'da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadılar. Mesela İdlib'de bir okulun öğrencilerinin hem de savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Mesela bölücü teröristlerin ailelerinin ellerinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşında çocuk bunlardan hiç rahatsız olmadılar. Mesela Almanya'da hemen her gün bir camimizin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması bunlarda hiçbir endişeye yol açmıyor. İsveç'te, Hollanda'da benzer saldırılar bunları hiç rahatsız etmiyor. Mesela Filistin'deki çocuklara, sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Mesela Arakan'da yüz binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor. Velhasıl bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Haklarını yememek lazım. Elbette Batı'da insan hakları konusunda samimi hassasiyeti olan pek çok kişi var. Mesela 2003 yılında haksız yere evi yıkılmaya çalışılan bir Filistinliyi korumaya çalışırken buldozerler tarafından ezilerek katledilen Rachel Corey'i unutamayız. Bu da var.